Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'ın lezzetlerinden Balıkçı Mehmet Usta'ya ziyarete geldik. Balıkçı Mehmet Usta'mız 1987 yılından beri bu işi yapıyor. İsterseniz gelin birlikte bakalım. Hep beraber gidelim. Ustam merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Ustam neler yapıyorsun? Bize hizmetinle ilgili kısa bilgi verebilir misin? Balık yapıyoruz ekmek arası. Mehmet Usta, bu arada bize iki tane ekmek arası hazırlayabilir misin? Tabii ki de, buyurun. Abi hoş geldiniz. Var abim, hoş geldin. Mehmet Usta, 1987'den beri bu işi yapıyorsun. Nasıl evet. Başladı peki? Bize böyle bir çok kısa anlatabilirsin. 1987'de biz bu işe başlamadan önce çiğ balık satıyorduk. Ondan sonra kendi kendimize balık yapmaya başladık. Misafirler gelip beğenince evet. Bunu meslek haline getirmeye başladık. Evet. Böyle başladık mesela. Kaç yıldır buradasın ustam? 11 yıldır buradayım. 11 yıldır ama 1987'den beri bu işi tabii yapıyorsun tabii. Yani. Peki ustam, çeşitli olarak tek balık kullanıyorsun değil mi? Uskumru galiba. Evet, tek balık. Norveç uskumrusu kullanıyoruz. Balığı nereden tedarik ediyorsun ustam? Karadeniz balıkçısı var. 5 metre ileride. Diyarbakır'da, yani buradan tedarik ediyorsun. Oradan alıyorum. Muhafaza sıkıntısı olmuyor. Yani nasıl muhafaza ediyorsun? Yok yok. Altyapıları var. Karadeniz balıkçısı. Galiba evet. Günlük gidiyor. Aldığınız balıklar zaten günlük tükendiği tabii için. Tabii ki de. 6 günlük kullanıyoruz. Biz de ertesi güne kalma sorunu yok yani. Peki ustam, neden uskumru balığını tercih ediyorsun? Uskumru daha lezzetli. Omega fosfor oranı biraz daha yüksek. Omega 3 özellikle. Omega 3 oranı çok yüksek. Mehmet Usta, balıkla birlikte ne veriyorsun içinde? Soğan, isteğe göre domates, soğan, maydanoz. Soğan salatası yani. Çok kişi domates kullanmıyor balıkta. Aynen. Peki usta, turşu falan veriyor musun? Turşu da veriyoruz. Yani acı biber turşusu veriyoruz yanına. İçine biber koymuyorsun değil mi usta? İsteğe göre biber de bırakıyoruz içine. Mehmet Usta, Diyarbakır'da seni biliyorlar değil mi? Abi bizim yani burada bir prensibimiz var. Günde 100 balık yapıyoruz, kapatıyoruz. Günde 100 balık? Evet, 3 saatte bitse de 100 balık. 5 saatte de, 8 saatte de, değil 10 mi? Saatte de. Yani kaç saatte biterse bitse 100 balığın üstüne çıkmıyoruz yani. Yıllardır bu prensiple çalışıyoruz. Evet. Bu arada Mehmet Usta'm, sosyal medyada da namını duyduk. Facebook'ta bayağı bir takipçin varmış. Ya Facebook'ta yani bizim takipçilerimiz var da, bizim hani prensipli çalıştığımız için biz hedeflediğimiz balığı her gün bitiriyoruz zaten. Sosyal medyada aktif kullanmaya çalışıyorsunuz yani. Ya aktif kullanmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'da biliniyor. Balıkçı Mehmet Usta 1987'den beri bu işi yapıyor. Peki Mehmet Usta, çalışma saatleriniz nedir? Çalışma saatlerimiz saat 17 ile 02 arasında. Gündüz yapmıyorsun yani. Evet, gece yapıyorsun bu işi. Geceleri çalışıyorum. Hem daha serin oluyor. Akşam 5, gece 02 arası ama genelde 11 gibi, 10.30 gibi, 12 gibi bitiyor. Yani saat 24 olmadan bitiyor balık. Aslında balığın en çok yenildiği saatler diyebiliriz bu saatleri. Evet.
ekmeği de kızartıyorsun, isteğe göre tabii, isteğe göre yapıyoruz. Bir prensibin varmış, duyduk. Evet. Bir kez daha söyleyebilir misin? Biz beğenmeyenden para almıyoruz. Almıyorsun, yani evet. Gelip yedi, beğenmedi. Beğenmedi, para almıyoruz. Para almıyorsun. Bugüne kadar oldu mu böyle bir şey? Olmadı, hiç olmadı. Olmadı, hiç olmadı değil mi? Yani herkes beğendi balığını. Tabii. Yani usta lezzetin garantisini veriyorsun. Mehmet ustam, senin işinle ilgili böyle aklında kalan bir anın, unutmadığın? Çok var da ben birini anlatayım size. 1989'da ofis sabit semt pazarı vardı. Orada balık yapıyorduk. Bir müşterim vardı. Gelip balık yiyordu benden. Sonra biz geldik, yıllar sonra, yani 1989'dan 2020'de adam yanıma geldi. Adam 30 yıl sonra yaklaşık. Diyor. Oradaki bir çocuk vardı, ben ondan balık yiyordum. Sana anlatıyor bu misali. Beni bana anlatıyor, ben olduğumu bilmiyor. Adam Almanya'ya gitmiş bu süre zarfında. Orada emekli olmuş, çocuklarını evlendirmiş. Emekli olmuş, gelmiş burada ev almış. 6 ay burada, 6 ay orada yaşıyor. Ve hala o tadı unutmamış yani. Ben hala bu işi yapıyorum. Balığımızı aldık. Şimdi de tadına bakıyoruz. Mehmet ustamızın balığı nasıl? Kalite kontrolünü yapan mısınız? Aynen. Şöyle bir yakından da gösterelim size. İçinde domatesi, soğanı, maydanozlu soğanı ve balık bulunuyor. Uskumru. İsteyen aldı eğer içine limonu sıkıp taze taze yiyebilir. Güzel. Balığı taze. Bence ekmeği de çok yerli. Benden olur not aldı bence. Yani yerken size, hani Diyarbakır'da deniz yok ama bu havayı veriyor. Eminönü'ndeki lezzetten hiç fark yok. Aynen öyle. Şöyle bir limonlu da deneyeceğim ben. Balık limonsuz olmaz biliyorsunuz. Bakabiliriz. Çok güzel. Dolu dolu. Ekmeğin içi gerçekten dolu dolu. Baharatı da tam kıvamında. Aynen, acısı da, baharatı da. Tabi isteyen acı biber koyabiliyor. Mehmet usta acı yapıyor kendisi. Arzu eden, acı yemek isteyen ekstra biber içine koyabilir. Yedikçe yedi geliyor. Buraya hepinizi bekliyoruz. Videomuzu burada kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.